Şimdi konut fiyatları geldi efendim. Evet. Şubat ayında herkesin konut fiyatlarında derdi. Evet, çok büyük dert ama ya. Barınma evet, derdi yani. Öyle. %8,4, yıllıkta %141,5. Çok yüksek. %50 enflasyon var ama %141 konut fiyatı artmış. Evet. Yani ortalama konut fiyatı 3,8 milyon lirayı aştı İstanbul'da. Bu ortalama, yani ortalama içinde çok büyük bir rakam. Yani 3 milyon 8. Yani bu ortalama içinde çok büyük. Çok. Şimdi metrekare fiyatlarının artışına bakar mısın Allah aşkına? Yani bu zaten bir yıllık artış yanılmıyorsam Şubat'tan Şubat'a. Ve maalesef deprem felaketini yaşadığımız ayın rakamları olmakla aslında biraz daha yükseldiğini gösteriyor bu. Neden? Çünkü hatırlarsan daha dayanıklı konutlara bir talep ekstra oldu. Artı o bölgedeki birçok vatandaşın talebi oldu çevre illere. Yani kendi evlerini bırakıp hani sağlam olmadığını düşüp kiraya çıkan da çok insan oldu. Evet, o yüzden de onun da yaratmış olduğu bir etkiyle işte %150'yi neredeyse bulmuş durumda oradaki rakam. Tabii biz dün de hatırlarsan şey konuşuyorduk, yani acaba işte birileri konutunu satıp altın ya da işte dolar alıyor mu vesaire gibi. Dün konuşuyorduk, çeşitli emlak, emlak yani uzmanları bu tip bir trend olabileceğini yorumunu yapıyorlardı çeşitli yayınlara, ama şunu söylemek gerekiyor. Sanırım bunu söylemek için biraz erken. Yani bunlar başlamış olmuş olabilir. Çünkü zirveleri görüyoruz biz. Yani bu zirveleri gördüğümüzü nasıl anlayacağız peki dediğimiz zaman dolar bazındaki rakamlara bakıyoruz. Bugün ekrana yansıtılabilirse eğer metrekare başına ortalama dolar yani metrekare başına fiyatların dolar karşılığını görelim. Bu aslında bize siyah olan yani çizgi 1686 dolarla bu tarihi zirvedir. Yani metrekare fiyatının dolar karşılığı 1 metrekare 1686 dolar. Bunun bir önceki zirvesi 2018 seçimlerinden de önce 2016 yılında 1481 dolardı. Şu yukarıdaki seviye. Sonrasında salındı ve yaklaşık pandeminin işte sona ermesi ya da öncesiyle başlayan bir zirve. 744'ten. Evet, 744'ten bugün 2 katının da üzerine çıkmış durumda, ama burada dikkatimizi çekmesi gereken bir konu var. İlk zirvede konut kredisi faizi diye ifade ettiğimiz bir çizgi var orada, evet, mavi. Evet, mavi olan. İlk krizde o faiz o kadar şeydi ki yani çok yarı yarıya yani tek haneliydi. Evet. Faiz. Yani faiz aylık konut kredisi 1'in altındaydı. Hatta işte 1 seviyelerinde falandı. Dolayısıyla vatandaşın, normal vatandaşın da orta gelir olan, bir dönem olan orta gelirde, yani şu an alta inmiş olan gelir grubu da konut kredisi almak için hayal kurmayı bırakın, gidip alabiliyordu. Canım, bankaya tabii, başvurabiliyordu. Tabii. Belli bir peşinatta alabiliyordu. Çünkü niye? 1 seviyesindeydi faiz. Evet. Yani ben hani ekrana gösteriyorum ama o tabloyu tekrar alabilirsek. Tabloyu bir ekrana verelim biraz. Birkaç tane detay daha var. Sadece şunu söylemek istiyorum sonrasında. Bugün kaç onun faizi? Bileşik faizi 20. Evet. O gün 12'lerdeydi. Bugün 20. Şimdi buradaki zaten karmaşa bu. Düşük faizde dolar bazında rekor kırmasını anlayabiliriz. Dünyanın her yerinde bile olur. Eğer siz faizleri düşürdüğünüz zaman evlerin değerleri artar. Dolar bazında ama bu sefer öyle olmadı. Hem faiz hem evin değeri arttı. O zaman bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Bu vatandaş hani resmen hücum etmiş eve. Ama bunun hücum etmesinin tek bir sebebi var. Enflasyon. Bir de nakit almışlardı, biliyorsun, ipotekli satışlarda çok düştü ya. Tabii canım, kim alsın krediyi? Şimdi dolayısıyla parası olan sadece ev aldı, evlerin fiyatını arttırdı ve varlığını korumaya çalıştı, hücum etti. Ama ev öyle bir şey değil. Sosyal bir yani konu, barınma. Yani siz bunu bu şekilde yaptığınız zaman ev satsanız ne olacak? Bir kesim alacak, bir kesim satarak cebine parasını koymuş olacak. Ama oysa ki sağlıklı olan bu değildir. Sağlıklı olan faiz seviyesinin tekrar tek hanelere inmesi. İnsanlar hatta biz bırak tek hane diyoruz da bizim tek hanemiz 9'du. 9,5'tu maksimum. Amerika'da bu 6'larda pahalı oluyor. 3'lere 2'lere iniyor mortgage faizleri. Yok. Öyle olacak ki siz düşünmeden yani belli aylık gelirinizin küçük bir bölümünü ayırarak konut sahibi olacaksınız. Ama burada böyle bir şey mümkün yok. Değil. Bu maalesef olduğu gibi yani... şunu söyleyeyim, fabrika sahibi de gidip nasıl hani 4-5 tane araba alıp koydu ya bir yere. Evet, ya sermayemi koruyayım diye gidip bina aldı. Biraz emlak yatırımı olan, cebinde işte parası olanlar, zenginler de aynı şeyi yaptı. Ondan sonra oldu 1686 dolar. Dolayısıyla bu zirve maalesef sağlıklı bir zirve değil. Kimse bundan memnun olamaz. O nedenle de zaten Geçmişteki fiyatların düşüşünün, yani düşüşlerini geliştiren şeyler farklıydı ama bu sefer evet, konut fiyatlarında bu enflasyon dizginlenirse ancak, enflasyon artık aşağı iniyor, güçlü şekilde aşağı iniyor denirse ancak o fiyat aşağı iner. Yoksa inmez. Yani o da nedir biliyor musun? Yani yıl sonunda şuraya inecek ya da baz etkisi falan değil. Peyderpey dolar kurunun baskılanması, TL'nin gerçekten değer kazanması ve enflasyonun iniş seyrini gördüğümüz zaman ancak biz konut fiyatlarının hem dolar bazında hem TL bazında aşağı indiğini görebiliriz. Bugün konuşmak için çok erken. Yani Türkiye geneli bile 1000 doların üstü şu an. Kırmızı olan Türkiye geneli. 1086 tabii, dolar. Tabii. Bu bütün Türkiye'nin geneli. Yani 20.000 lira. Evet, 20 metrekaresi 200.000 lira. Pardon, yanlış söyledim. Şaka gibi. Evet, yani bu açıkçası yani ya, çok izah edilecek bir şey değil. Yani aslında dolar kuruna bakıyorsun, tamam o da artmış ama zaten yani bu grafik gösteriyor her şeyi. Bak ya, şeye çok, kadar 2018'e kadar sağlıklıymış hikaye. Tabii, 2017. Tabii. Tamam, yani, sağlıklı öyle gidiyormuş ama orada bozulmuşuz. Biz bozulmuşuz orada. Yani orada aslında işte bizim faiz politikamız, döviz politikamız, para politikamızda bir takım değişiklikler oldu. Enflasyon da çok ciddi. Onun yarattığı sonuçlarla işte enflasyon patladı. Dolayısıyla maalesef bu piyasa bu şekilde buraya geldi. Evet. 1686 dolarla evet rekordayız. Dolar. Yani 1700 dolar evet, çok fazla. Yani birçok kişi o yüzden diyor işte Bulgaristan'da ev baktım çok daha düşük. Yani Romanya'da baktım daha düşük. Yani, dolar ve euro bazında. İşte bunlara baktığın zaman öyle oluyor tabii. Türkiye'nin dolar bazında yüksek. İşte Amerika'da şu eyalette çok daha ucuz diyenler yani falan ama vardır, sonuçta vardır. Bu bir sağlıklı bir gösterge değil. Zaten grafik ne kadar net gösteriyor değil mi? Tabii, hiç. Hareket belli. Çok net yani.